Temel arkadaşlar bu videoda Sea of Thieves'e sezon 1 güncellemesiyle eklenen yenilikleri ve en önemlisi Season Pass'i inceleyeceğiz. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Bu güncellemenin geleli bir hafta kadar oluyor. Geç kalmış olsam da sezon 1'in bitmesine yaklaşık 9 hafta var. Yani daha bayağı bir süre var bitmesine. O yüzden bu videoyu izledikten sonra bu bilgileri kullanmak için yaklaşık bir 9 haftanız daha var. Çok uzatmadan hızlıca anlatmaya başlayayım. Öncelikle bu güncellemenin eklenen en büyük özellik Season Pass. Yani oyun içi Plunder Pass diye geçiyor. Bu diğer oyunlarda olan Battle Pass'lerle aynı mantıkta. Rainbow'daki, Rocket League'deki, Fortnite'teki falan onlardaki Battle Pass'lerle aynı mantıkta. İlk olarak Season Pass'i anlatacağım. Ondan sonra diğer özellikleri de anlatmaya başlayacağım. Season Pass'e ulaşmak için tab basıyorsunuz ve ondan sonra Pirate Log'a geliyorsunuz. Pirate Log'a gelince bu sağ taraf Reputation'larınızın olduğu eski kısım. Burası yeni güncellemeyle eklenen bir kısım değil. Bu zaten vardı. Neyse buradan geri çıkalım. Buradan Season 1 var. Season 1'a geliyorsunuz. Buradan Season Progress'ten ödülleri görebilirsiniz. Trillstand'da nasıl level atlayacağınızı öğrenebilirsiniz. Hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikle Plunder Pass'in fiyatından başlamak istiyorum. Şuraya göstermeden önce. Plunder Pass şöyle gördüğünüz gibi 999 Ancient Coin. Hemen buna gidip Pirate Emporium'dan bakalım ne kadar ediyormuş 999 Ancient Coin. 1000 Ancient Coin 20 TL ediyor. Yani 20 TL'ye bu Plunder Pass'i alabiliyorsunuz. Ki bence diğer oyunların Battle Pass'leriyle falan karşılaştırdığımızda çok uygun bir fiyat. Belli bir kısmı zaten geri iade ediyor. Hepsinden birazdan bahsedeceğim. Şöyle ileriye ve limanın ucuna doğru geçip göstermeye başlayayım. Season Progress'e geldik. Tek tek ödülleri bir inceleyelim isterseniz. Sarı ile işaretli olanlar, sol altında böyle kılıç, anahtar falan olanlar Plunder Pass aldığınızda gelenler. Yani normal eğer siz bu Plunder Pass almadıysanız, düz yapıyorsanız, yani normalini yapıyorsanız bunları alamayacaksınız. Gördüğünüz gibi tıkladığınızda Purchase Plunder Pass to Access This Reward diyor. Onun dışında şu gördükleriniz sol altında amblem olmayanlar, sembol olmayanlar normal herkesin alabildiği ödüller. Ben bu arada hepsini göstereceğim bu video içerisinde. Siz hangisinin Season Pass için özel olan, hangisinin olmayan olduğunu sol alttaki amblemlerden dediğim gibi anlayabilirsiniz. Onları özellikle belirtmeyeceğim. Burada bir pistol veriyor. Bu şekilde. Güzel. Benzeri yok oyunda. Böyle bir title veriyor. Normal shirt. Sağ üstteki Pirate Denit yazısı gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir gold pouch veriyor. Yani bunun içinden size 1000 altın geliyor. Gold pouchlardan 1000 altın geliyor. Böyle bir makyaj veriyor. Yine bir gold pouch. Yine 1000 altın. Bu da 1000 altın. Shroudbreaker flag veriyor. Bu da herkese. 25 ancient coin veriyor. Bu ancient coinlerden toplamda 10 tane var. Yani 250 ancient coin'i size geri iade ediyor. Alsanız da almasanız da siz 250 ancient coin bu Plunder Pass'ten kazanacaksınız. Plunder Pass'i bir de satın aldıysanız, yani şu özel olanı satın aldıysanız 1000 ödediniz, 750 vermiş olacaksınız sadece. Çünkü 250'sini zaten size geri iade etmiş olacak. Ama almadıysanız da artı 250 ancient coin'iniz olmuş olacak. Sonra 1000 gold daha veriyor. Burada güzel şeyler veriyor. Shroudbreaker sale veriyor. Bu güzelmiş ya, bu hoşuma gitti. Oyunda bunda benzeri yok. Emote veriyor galiba. Emote olması lazım bunun. Öyledir büyük ihtimal. Böyle bir title daha veriyor. Şöyle bir 1000 altın daha. Kraken feneri. 1000 altın. Yine 1000 altın. Dövme. Sonra dövme Shroudbreaker'mış da Kraken sanmıştım en başta. Bir 1000 altın daha. 25 Ancient Coin daha verdi. Sonra Gold Pile'lara geldik. Bu Gold Pile'larda 2500 altın veriyor. Böyle bir şey veriyor. Bu da güzelmiş. Bu Frostbite'ın yanlış hatırlamıyorsam setini veriyor. Yani ilerlere doğru tüm setini vermiş olacak. Böyle bir pompalı veriyor. Güzelmiş. Benim hoşuma gitti. 20. seviyelere geldik. Birazdan bu arada burada nasıl level atlayacağınızı falan anlatacağım. Şu anda sadece itemleri merak eden arkadaşlar için videonun başında bunu gösterip ondan sonra detaylara inmeye başlayacağım yavaş yavaş. Buradaki itemler bittiğinde nasıl level atlarsınız, neler yapmanız lazım ve diğer bu sezona eklenen yenilikler neler, onların hepsini göstereceğim. Sonra böyle bir title daha veriyor. 1000 altın. Frostbite serisinin saçını veriyor. Burada 2500 altın verdi bu sefer. 1000 değil. Bago Doubloons diye bir şey veriyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 10 mavi para olması lazım bunun. Pirate Legend Bond Beard veriyor. Yani sakal veriyor. Bu galiba sadece Pirate Legend'lara özel. Sol alttaki sembolden öyle anladım. Doubloons Stash. Doubloons Stash'ler 5 diye hatırlıyorum. Bago Doubloons 10. Doubloons Stash'ler de 5. Öyle diyebiliyorum. Bundan videonun geri kalanında da öyle bahsedeceğim. Umarım yanlış bilmiyorumdur ama öyle olması lazım. Sonra Frostbite'ın bir tane daha saçını verdi. Bir 25 Ancient Coin daha. Gold Chest. Gold Chest'ler 10.000 altın bu arada arkadaşlar. 10.000 altın veriyormuş burada. Güzel bir para. Frostbite'ın kemeri. Sonra böyle bir Embered Wheel veriyor. Bu da gayet güzel. Değişik bir simge var bunda da. Bu da tabii ki Plunder Pass'e özel. Yine bir title verdi. 5 mavi para. 10 mavi para. Bir 10 mavi para daha. Bir 10 mavi para daha verdi. Frostbite'ın sakalını verdi. Doublon Troll verdi. Doublon Troll'da 25 mavi para oluyor. 25 Ancient Coin daha verdi. 10.000 gold daha geldi. Frostbite'ın botlarını verdi. Yine Frostbite serisinin. Dark Warsmith Cutlass verdi. Bu kılıç cidden güzelmiş bu arada. Diğerleri arasında pompalısına, pistolüne falan da güzel dedik ama bu da güzelmiş. Çünkü normal bir kılıçtan farklı. Şöyle girintili çıkıntılı falan. Bir title daha verdi. 2500 altın. Seasoned Aristocrat Hat. Bu tamamen az önceki Frostbite serisinden bağımsız. Böyle ayrı bir şapka veriyor. 2500 altın. 2500 altın daha. Ve Pirate Legend saçı verdi bir tane daha. 10.000 altın. Bir 10.000 altında 25 Ancient Coin,
25 mavi para. Frostbite Peg Leg. Tüm oyunculara veriyor yine Frostbite serisine özel. Rabbit Splash değil, Fishing Rod. Thunderfest'e özel verdiyse cidden güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Ve 20 lira veriyorsunuz. Zaten 5 lirasını geri alıyorsunuz. 15 liraya almış oluyorsunuz. Sea of Thieves'i aktif olarak oynayan biriyseniz bence değer yani. Bu itemler gayet güzel. Ben şahsen Sea of Thieves son zamanlarda fazla oynayamıyorum. Yani sadece video çekmek için giriyorum genelde, içerik üretmek için. Ben 2018'den beri oynadığım için oyunun artık açık dünyasında yapılacak neredeyse her şeyi yaptım. Böyle güncellemeden güncellemeye oynuyorum. Şahsen ben şu anlık alıp almamak arasında kararsızım. Bakalım bir diğer ödülleri de görelim. Ona göre karar veririm. Ben de tüm ödüllere bakmadım bu arada. Gold Pile 2500 altın yani. 10 mavi para. 2500 altın. Seasoned Bone Crusher Wheel. Güzel. Şuralar falan böyle ayrı duruyor. Böyle bir şey veriyor tüm oyunculara. Bag of Doubloons yine. Yani 10 mavi para demek. 25 mavi para. 25 Ancient Coin. 10.000 altın. Frostbite'ın eldivenleri. Ve bu şekilde bir tane daha emote veriyor. Bir title daha. 2500 altın. 25 mavi para. 10.000 altın. Bu arada bunlar neden acaba yanlarına tam olarak miktarlarını yazmamışlar? Ben çünkü internetten bakarak fiyatlarını buldum. Normalde yani bunların fiyatları yazmıyor yanlarında. O biraz saçma olmuş. Keşke yanlarına yazsalardı. Mesela Gold Chest yerine 10.000 altın yazsalardı daha mantıklı olurdu. Dublon True yine buradan 25 mavi para daha geldi. Aynı şekilde bunlarda da yazmıyor paraları. Pirate Legend Up To Hair var burada. Bu da güzel bir saç. Oyunda böyle bir saç ilk kez gördüm. 10.000 altında. Frostbite'ın elbisesi. 25 Ancient Coin. 25 mavi para. Frostbite'ın hook'u. Bu da güzel ama diğerlerine göre çok iyi gelmedi ama bu da güzel bir sniper. Ama sanki diğerleri daha güzeldi ya. Diğer serininkiler. Serinin diğer ürünleri sanki daha güzeldi. Pistolü falan. Özellikle oltasını ben beğendim. Bir title daha verdi. Bag of Doubloons yani 10 mavi para. 2500 altın. Seasoned Parrot Cutlass. Bundan galiba bende vardı. Bir de onun bu sezona özel versiyonunu yapmışlar galiba. 25 mavi para. 10.000 altın. 25 mavi para. 25 Ancient Coin. Yine 10.000 altın. Frostbite'ın bu şekilde bir pantolonunu veriyor. Bu şekilde bir figürat veriyor. Önünde kurt olan bir figürat. Bu da güzelmiş. Bayağı da büyük duruyor. Gemide takılıyken de görmek lazım. Sizden istek varsa ben Plunderpass'i sizler için alıp da gemide falan nasıl duruyor onları gösterebilirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine bir title. 25 mavi para. 10.000 altın. Bu şekilde bir tane sniper var ve bu harbiden çok güzelmiş. Bak bu cidden güzel. Ve bunu bütün oyunculara vermesi daha da güzel. Bu benim hoşuma gitti. Dublon Trove 25 mavi para yani. 10.000 altın. 25 mavi para, 25 Ancient Coin, 10.000 altın, Frostbite'in ceketi ve Ruby Splash değil Monarch kostüm veriyor bu şekilde. Thunderfest'e özel ve kostüm olduğu için ayrı bir güzel yani. Harbiden direkt kostüm olarak vermesi tek seferde daha iyi. Ve cidden ilginç bir şey yani, garip duruyor. Bu da farklı bir şey, oyunda olmayan bir şey. Son sayfaya geldik, burada da bir title var. 10.000 altın, 25 mavi para, 10.000 altın, 25 mavi para, 10.000 altın, Frostbite'in şapkası, 25 Ancient Coin. 25 mavi para ve bu da son levelimiz. Herkese Shroudbreaker yarası veriyor. Pirate Legend Curse veriyor. Bu değişik bir şeymiş ya. Daha önceden görmemiştim bu şekilde bir şey. Collector Silver Skull Sales'da Thunderfest alanlara özel son item. Yelken ile sonlandırmışlar. Toplamda 100 tane item var. Daha da fazlası yok. Daha fazla ileri gidemiyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada bu altınlar ve mavi paraların toplamı bayağı ediyor. Videoda izlerken siz toplamını sayabilirsiniz. Acayip fazla var. Yani şu pouchlar 1000, high'lılar 2500, chestler de 10.000 veriyor. Kısacası bunun mantığını ezberleseniz kaç veriyor falan diye hatırlamanıza gerek yok. Hepsi sabit. Şimdi neler verdiğini gösterdim. Sırada bir de bunları nasıl alacağınız var. Bunun için de yine Pirate Log'a tıklayınca Trials'a geliyorsunuz. Trials'a geldikten sonra burada görevler var gördüğünüz gibi. Kategorisi bu arada, görev değil bunlar. Şu anda Trials of Adventure kategorisine geldim mesela. Burada gördüğünüz gibi bir sürü görev var. Buradaki yeşiller kolay. Bu koyu maviler bir tık daha zor. Mor olanlar da diğerlerine göre daha zor görevler. Yani en zoru bunlar bu kategoride. Bakalım mesela neymiş? Complete the Herd of Fire Tall Tale diyor. Herd of Fire Tall Tale'ını tamamla diyor mesela bu şekilde. Burada bir sürü görev var. Her birinin içinde farklı farklı bir sürü görev var. Yani cidden acayip fazla görev var. Ben şahsen daha hiç görevlerini yapmadım. Ama anlatılanlara göre normal oyunu oynarken bile level atlıyormuşsunuz. Yani bunları yapmak için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece düz girip oyununuzu oynayın. Bunlarla zaten level atlıyormuşsunuz. Ben şahsen bunu tecrübe etmedim ama öyle duydum. Harbiden çok görev var. Şöyle göstereyim mesela bunlar farklı kategoriler. Şöyle bir üçüncü kategorimiz bu. Ve son kategoride bu. Yani hepsinin içinde bir de kendi arasında da ayrılıyor bunlar. Kendi arasında da bir sürü var. Yapılabilecek her şeye bir görev koymuşlar neredeyse. Bunları tamamladıkça Thunderfest'te yani Season Pass'te ilerleme gösteriyorsunuz. Ve bu itemleri açıyorsunuz. Sırasıyla böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye ilerliyor gitgide. Sonra Pirate Log'da events var. Bu eventslerin ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Bu yukarıda events diye bir sekme vardı. O sekme Pirate Log'un içerisine taşındı. Yani bunlar normal bizim bildiğimiz eventler. Bir farklılığı yok. Şimdi artık tekrardan oyun içine dönelim. Şöyle bir oyuna gelenleri de göstereyim size. Yeni bir görev eklendi. Fotoğrafı şöyle olan bir görev var.
Aynı şekilde bunu Larina'dan da alabiliyorsunuz. Larina'da da var. Bu yeni bir görev. Bunun ayrı olarak videosu gelecek. Ha bakın mesela şu anda hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Sadece gittim Larina'yla konuştum ve ilerleme kat ettim Plunder Pest'te. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir görev var. Yeni bir görev. Lost Shipment görevi. Bu da yeni eklendi. Kayıp teslimat diyebiliriz bu görevin Türkçesi için. Burada şöyle iki tane de yeni sale geldi. Bunlar için de Commendation tamamlamanız lazım. Bunlar güncellemeden sonra tekrar alınabilir olmuş. Hatta hemen videodayken onları da alayım. Level atlayalım hemen. Buradan hemen şunu da hızlıca cevaplayayım. Video ile alakasız ama. Bunlar mesela aldıktan sonra kilitleniyorlar. Bunlar ne zaman kilidi açılıyor falan diye bazen yorum geliyor. Onlara cevaplayayım. Bunlar arkadaşlar her güncellemeden sonra açılıyorlar. Yani bir kez alıyorsunuz. Bir dahaki güncellemeye kadar ikinci kez alamıyorsunuz. Bunun bir de arşivi var. Arşive bir şey eklenmedi. Oyuna bu arada eklenen bayağı bir şey var ama ben şu anda size önemli olarak gördüklerimi gösteriyorum. Onun dışında yeni gemi setleri, yeni itemler falan bir şeyler daha eklendi. Ama onlar zaten çok detaylı olduğu için videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Son olarak bir de Pirate Legend mağarasını göstereceğim. Ben Pirate Legend videosunda bununla açılmıyor demişim galiba. Ama açılıyormuş. O sırada bende bir bug falan oldu herhalde. Onlar açılmamıştı. Buradan da bir yeni eklenen şeyleri göstereyim. Buraya da birkaç tane kozmetik ürün eklendi. Onları da göstereyim. Oraya doğru giderken de dün attığım filo videosuna gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkürler. 30 saatte 3000 izlenmeye yakın bir izlenme aldı. Bu abone olarak benim seviyemdeki bir YouTube kanalı için çok büyük bir izlenme. Yani cidden abone sayım zaten 3700 ve 3700 kişinin 3000'i son attığım videoyu 30 saat içerisinde izlemiş ya da abone olmayan kullanıcılar da tabii ki var. Ama yani yine de ne olursa olsun 30 saatte 3000 izlenme benim için çok büyük bir rakam. O videoyu izlediğiniz için de hepinize tekrardan çok teşekkürler. O videoda turuncumuzda 3 tane filo kuruluyor diye bahsetmiştik ama 5-6 filoya çıktı. O videoyu izlemediyseniz ve neyden bahsettiğimi anlamadıysanız filo videosuna Sidestack Kart'tan ulaşabilirsiniz. Siz de sunucumuza gelip filolara katılabilirsiniz. Ya da kendi filonuzu kurabilirsiniz filo kaptan olmak istiyorsanız. Neyse videonun konusuna çok sapmayalım. Luke'a yeni itemler eklendi. Şöyle bir Dark Adventurers diye bir set eklendi arkadaşlar. Burada sadece Ghost ve Legendary setler vardı. Ama artık buraya bir de yeni bir set daha eklendi. Dark Adventurers Fishing Rod mesela. Böyle bir kompas, böyle bir cep saati. Bunlar müzik aletleri ve hepsi çok pahalı farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yani bunların fiyatları zaten bu alt katta olan ürünlerin fiyatları zaten yüksekti. Bir de bunlar ekstra yüksek olmuş. Direkt güzelmiş bu arada. Pompalısı da güzel. Köpek balığına benziyor pompalısı. Bu arada ürünlerin fiyatı size pahalı gelmiş olabilir. Zaten öyleler pahalılar ama normal adventure oynayarak bunları almanız çok uzun sürebilir. Normal adventure'da mesela bir haftalık emeğinizle bir haftalık emeğinizi buradan bir item için harcamış olursunuz. O yüzden eğer siz de yani oyunda daha hızlı para kasmak istiyorsanız az önce de konusunu açtığım filo mevzusunda bir göz atabilirsiniz. Filo videosunda biz tek seferde 2 milyon para kazanmıştık mesela. Buraya da bir şey eklenmedi ama yine de merak eden varsa diye bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok arkadaşlar burada. Bu güncellemeyle eklenen küçük küçük bir sürü detay var. Ben şu anda size sadece önemli olanları ve sizin bilmeniz gerekenleri anlattım. Yeni görevin videosu da çok yakın bir zamanda gelecek. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi ve kanalda yeniyseniz, kanalın da tarzını sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.